röportajını bekliyoruz. Bu pozisyona dediğimiz gibi bir elle oynama var. Ceza sahası içindeyse kesinlikle penaltı. Topun yerini bu açıdan net olarak çizginin üzerindeyse gene penaltı. Güç. Ama biz çizginin üzerindeyse çünkü çizgiler ise, bulundukları alana dahildirler. Evet, Fatih Hoca da geldi. Şu geçen yaptığımız şeyi yapmadık. Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Fatih'in basın toplantısına birlikteyiz. Emre Oktay, buyurun. Teşekkürler. Haklısınız. Tabii devam etmek isterdik ama bayı herkes kullanacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Keşke olsaydı. Biz de bunu 9-10 kişilik bir sakatlık ve milli takım dönüşü koronavirüsü kadrine uğrayan bir takım olarak yaralarımızı saracağız. Hep beraber daha çok çalışacağız. Ve daha hazır olmaya bakacağız. O yüzden iyi gidiyorduk da işte şu olmasaydı falan diyecek halimiz yok. Daha iyi olmalıyız, hazırlanmalıyız. İşte dediğim gibi bu iki illetten hem sakatlık hem hastalık illetinden de bir an evvel inşallah kurtuluruz. Bu arada ben başlarken söylemek istedim ama şimdi söyleyeyim. Beraber oynadığım iyi futbolculardan bir tanesi olan Raşit Karasu'yu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Adana Demirspor'da beraber forma giymiştik. Olimpik Ümit Milli Takımlar'da beraber olmuştuk. Çok önemli ve büyük bir oyuncuydu. Çok da güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin diyorum ve futbol aleminin de başı sağ olsun diyorum. Çünkü buna değecek bir insandır Raşit. Birinci golü de evet. Cagne tabii önemli bir golcü esasında. Geçen sefer de şampiyon olduğumuzda da bize golleriyle katkıda bulunmuştu. Ben size yine burada kötü bir maçından sonra biraz zaman vermek lazım dedim kendisine. Çünkü aşağı yukarı geçen sene verdiğimiz kiralık sürecinde orada 10-11 aya yaklaşan bir futboldan uzaklaşma yaşadı. Yani oynamadı. Dolayısıyla bu tip oyuncuların ki her tip oyuncunun 10-11 aya uzak kalması sahaya ideal şekilde dönmesini geciktirir her zaman. Nitekim zaman onun lehine işliyor. Daha çok mücadele edecek, daha çok güçlenecek. Yine golleri atacağına inanıyorum. Birinci gole gelince burada benim söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ben zaten emeğimi vermişim. Ben zaten bu gollerde takımın başında olmuşum, Galatasaray'ın başında olmuşum. Didinmişim, uğraşmışım. Allah'a şükür 1000 gol olmuş. Bunu takdiri başkalarına ait. Benim herhangi bir şey söylemem gerekmiyor bu konuda. Bu da Cagney'e nasip oldu. Şimdi Eray bana yolda. Çok kısa benimle beraber olmasına rağmen benimle beraber çalışıp en fazla gol atan üçüncü yabancı oyuncu dedi. Hacı, Soso ve Cagney sıralaması. İnşallah gol atar, goller atar. Onun için alındı. Görevi onun gol atmak. Daha fazla atar. Bugün attığından fazla kaçırdı. Geçen sefer de öyle ama sonuçta istatistiklere baktığımız zaman sonuçta golü golcüler atıyor. O yüzden Cagney'e ben daha goller atacağına inanıyorum. Isındıkça, arkadaşlarla birbirini tanıdıkça daha da atacaktır inşallah.
Emrah, Oktay bir soru daha. Daha sonra soruyu... Hocam bu soruyu size çok sorduk ama yabancı konusu siz her zaman futbolcunun pasaportuna değil sahadaki gösterdiği performansa vurgu yaptınız. Bugün de 6 tane Türk futbolcu sahadaydı. İlk 11'de sonradan 3 tane de oyuncu girdi. Ve Kerem de genç bir oyuncu. Oğulcan gibi genç oyuncular da gol attı bugün. Neler söylersiniz bu performanslarıyla alakalı ve siz yabancı oyuncu oynatırken çok böyle tartışma oluyordu kamuoyunda. Evet. Şu anda fazla bir şey göremiyoruz. Yabancı kuralı tabii çok merak ettiğim bir şey var. Bir tanesi çıkıp da yabancı kuralının neden uygulanmaması veyahut değiştirilmesi gerektiğini bir izah etse, biz de bir anlayabilsek. Ya arkadaş, haklısınız. Biz oynattığımız zaman söylerler de çok oynattığımız zaman türkü söylemezler. Türkü yabancısı yok oyuncunun. Ama o günkü başkan, yönetim ve benim aldığımız karar, bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan Türk oyuncularımız var. Hiç bu kadar olmadı. Kuralın neticesidir o. Övündüğümüz çocuklarımız Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da, İspanya'da, Hollanda'da her tarafta oynuyorlar. Avusturya'da. Şimdi lütfen bir tanesi çıksın ki bize bir izah etsin. Biz de anlayalım ya nedir ne değildir. Belki bilmediğimiz bir şey var. Neden faydasız? Neden faydalı? Buraları ben çoktan geçtiğimizi düşünüyordum. Çünkü kuralı bir daha hatırlatayım. Kuralda yabancı serbest, 14 Türk mecburi. Bir daha hatırlatayım. Yani Türk mecburi. Türk'ten vazgeçmek yok. Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsak o başka bir bölüme girer biliyorsunuz. O ırkçılığa girer. Benim baktığım zaman futbolcu olarak bakıyorum. Tabii ki benim için önemlidir. Özellikle genç oyuncular hep şans verdim, vermeye devam edeceğim. Ancak bugünkü dünyada, bugünkü konjonktürde, bugünkü modern futbolda artık o vardı, bu yoktu. Onlar çok kısır çekişmeler. Olaya ben öyle bakmıyorum. Ben olayın insani tarafına ve yetenek tarafına bakıyorum. Öyle baktığımda da bana öbür türlü ona bu şans verdim, bu az verdim, buna 4, buna 7, hiç oraya bakmıyorum ben. Kim? İnsan olarak. Bir daha aynı şeyi söylüyorum, bakıyorum. Onun için oralarda pek ilgim de yok, alakam da yok. Ama dediğim gibi biri bize iyi izah ederse neden olduğunu anlarız biz. Niye? Anlamıyorum. Evet. Ben anlatırken yabancı kuralını, dayanaklarımı söylemiştim o zaman da, şimdi de. Söylüyorum. Lan millette bir kim bir, iyi bir bilen var, bize anlatırsa anlayalım. Müsabaka hak etti olan medya mensuplarının sorularına geçiyoruz. Emrah Oktay'ın ilk sorusuna benzer iki soru var. Ben yine de aktarmış olayım. Birincisi Sezgin Gelmez, Beyaz TV. 13 gün sonra Karagümrük maçında Galatasaray formaları kaldığı yerden devam edebilecek mi? Bay geçme hususuna ilgili olarak. Erhan Kaan adı güzel. Yine aynı şekilde 10 gün sonra kupa maçı olmasına rağmen bay geçmeniz dezavantaj yaratır mı demiş hocam. Tabii yine söylüyorum oynasak iyi olurdu ama şimdiden ya biz böyle burayı boş geçtik de ondan dolayı Karagümrük maçında şöyle oldu böyle oldu diyecek halimiz yok. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Biz Galatasaray takımıyız. Biz bunları çok gördük. Böyle çok uzun galibiyetler, neredeyse mağlubiyetleri unuttuğumuz yıllar çok oldu bizde. Onun için alışkınız biz böyle şeylere. Biz bir gecede playoff değişti. İki kupa almamız gerekirken bir tane aldık, hatırlayın. Birdenbire 9 puandan 4.5'a indik. 4.5'tan 4'e geri geldi. Biz hepsini oynadık bunları. Bunlara alışkın Galatasaray takımıyız biz. Nerede olursa olsun. Her halükarda oynamalıyız. Kaybedebiliriz ama oynamalıyız. Fanatik gazetesinden Metin Kara başta bugün sahaya 6 Türk oyuncuyla çıktınız. Neler söylemek istersiniz ve her geçen maç daha takım olan ve eksiklerini hissettirmeyen bir Galatasaray var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu bizim için çok önemli, eksiklerini hissettirmemek. Çünkü yarın
öbür arkadaşlarımızla geldiğimizde çok önemli bir rekabet olacak. O seviyeli rekabetin de takıma ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bu da beni sevindiriyor açıkçası. Çünkü kupayla beraber 8 maç oynayacağız Ocak ayında. Yani ve hiç tatil olmadığı için devam edeceğiz. Haftaya kupa da başlıyor. Ama bir Ocak ayında 8 tane maç oynayacağımı düşünecek olursak herkese ihtiyacımız var. Bu sayı, yani oynatabilme imkanına sahip olduğum sayı ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü 10 eksikle de neler yapabileceğimizi gösterdiğimize göre onlar da katıldığında çok daha iyi olacağımız inancını taşıyorum. Formanın rekabet sonucunda alındığı bir takımda daima sahanın içindeki oynayanların performanslarının daha yüksek olması gerekir. Bu da bize avantaj olarak dönecektir diye düşünüyorum. Ajans Spor'dan Burhan Can. 6 Türk diye demin de söyledim. Gerekirse 11 yabancı ile çıktığımız zaman da oldu. Arkadaşım da onun için söyledi. Ne o zaman yerilmemiz doğruydu, ne bugün 6 Türk oynadığı veya sonradan 3 Türk girdi 9 oldu, ne de şimdi bir iltifat bekliyorum, ama o zaman da haksızlık vardı. Dolayısıyla olaya böyle bakmamak lazım. Dünyada bir yere gelmek isteyen ülkemiz, Avrupa'da bir yere gelmek ülkemizin artık buraları aşması lazım. Ajans Spor Burhan Can Terzi, Muslera'nın yokluğuna rağmen Galatasaray savunmada son 10 yılın rekorunu kırdı. 2011-2012, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında ilk 11 haftada 9'ar gol yemişti Galatasaray. Bu sezon sadece 7 gol gördü kalesinde. Burada oluşturduğumuz fark nelerdir? Burada oluşturduğumuz fark bireyselden ziyade takım savunmasını daha iyi yapıyor olmamız. Tabii beraber çalıştıkça tüm hatların daha iyi bizi anlaması, oyun anlayışımızın artık yavaş yavaş daha net anlaşılıp daha oturmuş bir takım gibi görünmesi çok önemli. Oyunun Galatasaray olarak muhakkak ki hücumu seven, atağa daha çok çıkan bir takımız, ama oyunun iki bölümünde iyi oynamak zorunda olduğumuz bir gerçek. Çünkü hakikaten 95'ler, 96'lar, 93'ler, yani 90'dan sonra birçok puan ve hatta tur da kaybettik. O yüzden gol yememek önemli, ama yesek de fazlasını attığımız zaman herhangi bir sorun yok. Ama yemediğimiz zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Defansın da, kalecinin de. O yüzden blok halinde, bir tek blok halinde, yani defans, orta saha, hücum değil ama tek bir blok halinde, dev bir blok halinde oynamamız bizim için çok önemli. Artı oyunun her tarafında birbirimize yakın olmamız çok önemli. Ve tabii bunların en başında takımın dinamizmi biraz arttı. Bugün 12 küsur koşanlar var, 11 küsur koşanlar var. Bunlar da özellikle defansa yardımda çok önemli unsurlardır futbol adına. O yüzden bu da sevindirici tabii, inşallah da yemeyiz. TV Spor'dan Metin Pekgüven ve NTV'den Gürkan Akın benzer birer sorusu var. Hocam, Metin Pekgüven, eksik oyuncuların takıma geri dönmesine rağmen kazanan 11'i bozmadınız. Falcao'nun dönüş tarihi belli mi? Takıma katılacak diğer oyuncuları nasıl takım içine monte etmeyi planlıyorsunuz? Güzel bir soru. Teknik adamlığın zaten en zor kısımlarından bir tanesi budur. Tüm takım oyuncularının hazır olduğu bir dönemde seçim tarzınız, tercihleriniz çok önemlidir. Çünkü zaten hayat tercihlerimizdir. Futbolda da tercihler çok önemlidir. Burada oynayan oynamayanın kulübede ve dışarıda
takımın bir elemanı gibi hareket etmesi bizim için çok önemlidir. Bu hava var bizde. Bu çok sevindirici. Zaten bunun başkasına da müsaade etmeyiz. Kupa oynayacağız öncesinde, salı günü. Yani Karagümrük'le başlayacağımız maçın haftasında salı günü kupa oynayacağız. Orada da bazı oyuncuları görmek istiyorum zaten. Hem sakatlığı geçmiş. Mesela bugün mesela Babel bayağı bir kilo vermiş. Beli rahatsızdı. Yani bazı oyuncularımızdan ne geleceğini de bilmiyoruz ama gönül isterdi ki herkes sağlam olsun. Benim problemim olsun, bizim problemimiz olsun. Biz onu çözeriz, tercihlerimizi yaparız. Bir başka soru içinde vardı. Falcao'nun dönüş problemi. Falcao'nun açıkçası şu gündür diyemiyorum. Ümit ederim bir an evvel döner. İyi Falcao'ya ihtiyacımız olur tabii her zaman. Ümit ederim döner ama şu gün döner diyemiyorum. İnsan sağlığı tabii. İnşallah döner diye ancak temennide bulunabiliyorum. NTV'den Gürkan Akta hocam, benzer bir şekilde bu bölgeye takviye düşünüyor musunuz? Arkadaşımızın sorusuyla beraber zaten birkaç maç sonra transfer başlayacak. Biz Galatasaray takımı olarak Ocak aylarını iyi kullanan bir takımız. Ümit ederim bir camiayız veya kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanabiliriz. Beraber görüşmelerimiz sürüyor. Başkanımız, yöneticilerimiz, scout arkadaşlarımız, tüm teknik heyet, tüm sportif direktör departmanı. Kafamızda bazı şeyler var. Biz tabii yüksek rakamlarla alacak açıkçası durumumuz da yok, niyetimiz de yok. Ama bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Ama bunlar bir kısmı sıfır olur. Bir kısmı derken çok fazla sayıda alacak halimiz yok ama kiralığı pek açıkçası sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık küçük bir rakama bazı oyuncular için olabilir ama gidenler gelenler Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz açıkçası. Alacağımız oyuncular eğer alırsak muhakkak ki değişik tip olacaklardır. Yani oyunun bir başka yönünü, oyunu bir başka şekilde oynayacak oyuncular olabilir belki. Ve de tabii dediğim gibi satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Çalışmalarımız, arkadaşlarımızın hazırlıkları var. İnşallah Galatasaray'a yakışan, istediği gibi çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu şekilde en iyi oyuncuları alırız. Alabiliriz de. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.